Herkese merhabalar. Evap ekok problemleriyle beraber istatiksel verilerin benim gerçekten inanılmaz önemli bir konu çünkü LGS'de en az bir, maksimumda iki tane sorusu var. Dolayısıyla bizim için çok 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 önemli bir konu diyebiliriz ve LGS sınavında evap ekok problemleri gelmeyen sene yoktur diyebiliriz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Alt edeceğiz hocam. Harikasın, harika bir şekilde bunu da alt edeceğiz dediğin gibi mahvedeceğiz bu konuyu da ve süper bir şekilde tarihe gömeceğiz diyoruz. ve senle beraber ebop mu ekok mu sorusuna cevap bulacağız. Aslında biz ebop ekokun ne olduğunu öğrenmiştik Tonguç Eylan Bey. Ve biliyorsun aslında EBOB'da ve ekokta nasıl hesaplama yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama bizim derdimiz bu değil artık. Bizim derdimiz bize Türkçe bir ifade geldiği zaman, bize böyle bir problem geldiği zaman hangisini kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor ve bu bilgimizle aslında soruyu çözebilmemiz gerekiyor. İşte onun için de sana yöntemi çok net bir şekilde göstereceğim. Çok basit hiç merak etme. Ama öncesinde şunu göstermek istiyorum. Eylül programımıza göre gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Ve biliyorsun LGS dershanemize de ilerlemeye devam ediyoruz. O da aklına bulsun. Tonguçakademi.com'dan ulaşabilirsin kendisine. Ve LGS dershanesinin dışında LGS kampında senle beraber EBOB EKOK konusunda yaptığımız, işlediğimiz konuların mutlaka mutlaka ödevini yapmak zorundayız. Çünkü o zaman konular pekişiyor. Sıfırdan 8'e sayısal kitabı olan arkadaşlarımız için hemen sana sayfalarını vermek istiyorum. Nereden konu ...kanuyu tekrar edebilirler. EBOPEGOK Problemleri şeklinde bir başlığımız var bizim zaten. Sayfa 26'dan 29'a kadar yaparlarsa süper olur diyorum. Ve aynı zamanda, aynı zamanda hemen taktikli yeni nesil kitabımız olan arkadaşlarımız için de... ...hemen ödevlerimizi vermek istiyorum. Ödevlerimizi baştan veriyorum, sonrasında da hemen derse geçiyorum. Taktikli kitabında zaten bütün sorular problem şeklinde. Dolayısıyla test 3, 4, 5... 6'yı yaparsanız aslında ebop problemlerini yapmış olursunuz. 3'ten 6'ya kadar. Unutmayın ama her bir kitapta yani daha doğrusu DS logosu olan, dijital soru logosu olan her bir kitapta ekstra iki tane yeni nesil soru var. Dolayısıyla soruların, dijital soruların çözümünü de yapmayı ihmal etmeyin. Onların da aktivasyonunu kitapların arka iç kapağında yazıyor ve buradaki kodu kazıyıp tat uygulamasından aktive etmeniz gerekiyor kitabı. Onu da hatırlatayım. Dinamo yeni nesil matematik kitabımızdan da hemen sayfaları söylemek istiyorum Tonguç evladım benim. Senle beraber sayfalarımız EBOB ekok'la alakalı test 3, test 4 ve test 5. sayfa pardon test 5 yok. Test 3 ve test 4'ü yapmanı istiyorum. O zaman da süper bir şekilde aslında buradaki EBOB ECOG problemini çözeceğiz. Zoru Bankası'ndan da hemen sana ödev vermek istiyorum. Birazcık fazla oldu hocam. Evet gerçekten birazcık fazla oldu senin de dediğin gibi. ama merak etme merak etme. Ama bunların hepsini yaparsak bir soru belki de iki soru garanti olacak LGS'de. Çünkü bu sorularla pekiştireceğiz. Bak e, Zoru Bankası'nda birazcık kazık sorular var. Onu söyle ...söylemek istiyorum. E, test 5, test 6... ...test 7, test 8... ...ve test 9. Çünkü bu konu... ...gerçekten çok önemli. Hatta test onu da yaparsan... ...bu traktör sorusu da kazıktır... ...onu söylemek istiyorum. Bunu da yaparsan muhteşem olacak. Ama tabii ki sınavda da... ...böyle sorular geldiği için bu kazık sorularda da... ...kendimizi pekiştirmemiz gerekiyor diyoruz. Ve hemen sana çok net bir şekilde... ...aslında olayın özütünü anlatmak istiyorum. Bir kere eğer... ...bana daha küçük sayı... ...lazımsa biz burada ebob kullanıyoruz. Bana daha küçük sayı lazımsa ebob kullanıyoruz. Ebob kullandığımız yerler büyük bir parçayı küçük parçalara böldüğümüz yerler. Zaten adı üstünde Tonguç Eler benim en büyük ortak bölen. Yani burada bölme işlemi var ya o yüzden ne yapıyoruz? Büyük parçaları küçük parçalara böldüğümüzde ebobu kullanıyoruz. Eğer bize küçük parçaları birleştirip Katını almak yani daha büyük bir şey yapmak gibi bir işlem verildiyse günlük hayat probleminde o zaman da ekok yani en küçük ortak kat kullanıyoruz. Bak burada bölen kullanıyoruz bölme işlemi var aslında burada da kat var katlamak var yani burada bölmek diyelim hatta buraya da katlamak diyelim. Dolayısıyla biz burada aslında çok basit neye ulaşmak istiyoruzu kendimize sormamız gerekiyor. Şimdi hemen sana bir örnekle bu işi pekiştirelim. Gerçekten bu örnekler tam açıklayıcı, inanılmaz öğretici örnekler. Şimdi şekildeki yağ tenekelerinin tamamı birbirine karışmadan eş hacimli şişelere doldurulacaktır. Bize bir problem geldi. Bu işlem için en az kaç şişe gerekir demiş. En az şişe sayısını istiyor ve ne yapacağız diyor? Bu tenekeleri bu 20 litreymiş bu arada. Bu da 24 litreymiş. Bunları küçük küçük eş hacimli, bu çok önemli bir laf bu arada, şişelere doldurmak istiyorsun. Yani bölüştürmek istiyorsun. Şimdi kaç tane şişe çıkar diye en az diyor. En az kaç şişe çıkar diye bize soruyor. Şimdi bir kere birinci adımda ebop ve ekokma ona bakacağız. Şimdi biz büyük tenekeleri küçük onlarca belki, onlarca belki şişeye ayırmak istiyoruz değil mi? Dolayısıyla büyük parçaları küçük parçalara bölüştürmek istiyoruz. İşte o zaman bir kere EBOB olduğunu anlayacağız. O zaman bizim yapmamız gereken şey EBOB'u bulmak. Ha, bunu anladık. EBOB'u bulmak olayını anladıktan sonra neyin EBOB'unu bulacağım? Bu tenekeleri paylaştıracağım değil mi? Dolayısıyla 20 ile 24'ün EBOB'unu bulmam gerekiyor. Bulalım hemen. 2'ye böldüm 10, 12. 2'ye böldüm, bunu yuvarlak için aldım. 2'ye böldüm 5, 6. Bunu da yuvarlak için aldım. 2'ye böldüm 3, 5. 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1. Şimdi sadece bu ikisi böldü. Dolayısıyla EBOB dediğimiz zımbırtı, neleneğin 20 ile 24'ün EBOB'u 2 kere 2'den 4. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. ebob problemlerinde yüzde bin trilyon hep karşımıza çıkan çok önemli bir özellik var. O da Tonguç evladım benim acayip önemli. O da şu. Sen 20 litre ve 24 litrenin aslında EBOB'unu aldın. O zaman sonuçta çıkan şey 4 litre olacak. Bu çok önemli. Yani biz litrelerin aslında EBOB'unu aldıysak sonuçta çıkan şey de Ebob litre olmak zorunda. İşte burada matematikteki en kolaylaştırıcı şeylerden bir tanesi sonuçta sonuçta EBOB'un sonucu da aynı birimde çıkıyor. Bunu lütfen not alalım çünkü bu bizim soruyu çözmemiz için çok önemli bir avantaj. Mesela sana hemen şıklarda dördü yapıştıracaklar. Mesela hemen söylüyor. A diyecek, 10 diyecek, B diyecek, 11 diyecek, C diyecek, 4 diyecek, D diyecek de 6 diyecek. Tamam bak sen dördü görünüyor ya hop tak cevap bu diye işaretleme e, yanlışını yapabilirsin. Çünkü o yüzden bunu koyuyorlar direkt. Ama biz ya bize ne sormuştuk kaç şişe gerekir diye. Ama bize ne, ne çıktı sonuç? Dört çıktı. E, dört şişe değil dört litre. O yüzden birbirinden farklı. Dört şişe değil dört litre. O yüzden ne diyoruz evladım benim? Bizim cevabımız bu değil. Şimdi ne soruyor bize? En az kaç şişe gerekir diyor. Bu bulduğumuz sayı en büyük ortak bölen. Yani EBOB. Yani bir şişenin olabileceği en büyük hacmi bulduk biz. En büyük hacmi niye bulduk? Çünkü en az şişe istiyoruz biz. O zaman diyorum ki bizim şişe sayısını bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? 20 litreyi 4 litrelere bölersem 5 şişe buradan gelir. Bu tenekeden. 24'ü 4 litreye bölersem 6 şişe buradan gelir. Toplamda da 11 şişe elime gelir. İşte cevabımız çat diye 11. Bu yanlış cevap. 11'i işaretleyeyim. Çünkü 11 şişeye ulaştım artık. Bize şişe sormuş şişeye ulaştım. En azını buldum. Peki daha fazla olabilir mi? Evet olabilirdi. Mesela ben 2 litrelik şişeler de oluşturabilirdim bunları bölerek. Bak buradan 20'yi iki, 2'ye böl 10 şişe gelirdi. 24'ü 2'ye böl 12 şişe gelirdi. Toplamda kaç şişe olurdu? 22 şişe olur. Ama en az demiş bize en az bu mu acaba? Evet çünkü olabilecek maksimum şişe hacmi bu. İstersem bir litrelik şişeler oluştururdum. Buradan 20 şişe gelirdi. Buradan 24 şişe gelirdi. Toplamda 44 tane şişe oldu. Ama en az şişe demiş. Dolayısıyla benim neyi seçmem gerekiyor? 4 litreyi seçmem gerekiyor. İşte cevabımız Bursa seçeneği. Geldik hemen bir de başka bir tür probleme. Bu da LGS tarihinde inanılmaz çok çıkmış bir problem. Adam diyor ki bize şöyle diyor. Mavi şeylerimiz var diyor. Ee, şeylerimiz var, çubuklarımız var diyor. Bu çubukları ucuca ekleyeceğiz diyor. Bir de sarı çubuklarımız var diyor. Ve ikisi de aynı mesafede bitiyor diyor. Bakar mısın bak? İkisi de aynı mesafede bitiyor diyor. Şimdi. Buna bakacağız. Şimdi bunları kullanacağız. Bunlar bir yerde kalsın. Diyor ki bize 12 santimetre 15 santimetre uzunluğundaki parçalar şekildeki gibi uç uca eklenerek eşit uzunlukta iki çubuk elde edilecek. Eşit uzunlukta iki çubuk elde edilecek. Bu işin toplamda en az kaç parça gerekir diye bize sormuş. Şimdi burada şunu unutmayacağız. Bunların eşit uzunlukta olabilmesi için bir kere ne yapmamız gerekiyor? Bu çubukları birleştirmemiz gerekiyor ve büyük bir... E, ...yol bulmamız gerekiyor. İşte küçük şeyleri birleştirerek ne elde ediyorduk? Ekoku kullanıyorduk. Yani küçük parçaları birleştirerek büyük bir parça oluşturma ekoktu. O zaman bizim yapmamız gereken ekok. Neyin ekokunu bulacağız peki? Bize verilen 12 santimetreyi de yazmak istiyorum bu sefer. 15 santimetre. Hadi ya bakalım sen ekokunu Bulundum bulalım. Hocam. İkiye böldüm. 6 15 aynen kaldı. 2'ye böldüm. 3 15 aynen kaldı. 3'e böldüm. 1 5 5'e böldüm bir. O zaman ekok nasıl bulunuyordu hatırlıyorsan. Ekok aslında 12 ile 15'in ekoku. Bunların hepsini çarpım. 2 kere 2 4, 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60. Ama ne? Santimetre santimetre olduğu için bu da santimetre olacak. Şimdi 60 santimetre. En az kaç parça gerekir? 60. Hayır 60 uzunluk, 60 parça değil. Daha cevabı bulmadım ve cevaplara mutlaka ne yazacaklar? A, B, C, D diyecek. Buraya 60'ı koyacak. Sen de tak diye işaretleme riskine girme diyorum. 60 mesela 30 veya işte 10 veya 9 diyecek. Acaba hangisi bulmaya çalışacağız? Şimdi Şimdi 60'ı işaretlemek için de buraya birimini yazdım. 60 santimetre, 60 parça değil. Bir kere geçtik. Peki bu 60 santimetre nedir? Bir kere 60 santimetre bu parçalar birleştiği zaman bir bak mesela bu e, 12 şer santim olsun. 12 santim, 12 santim. Hatta bunları yazıyorum bak. 12, 12 bunların boyları. Ondan sonra bu da 12, Ondan sonra bu da 12 olsun. Sonra bu da 12 olsun. Hmm. Şimdi bir de bunlara yazalım. Bu ne olsun? 15 santimetre olsun. Ondan sonra bu da 15 santimetre olsun. Bu da 15 santimetre olsun. Böyle yanlarına koymuyorum ki şimdi gözükmesin diye. Şimdi bak bunları ben koyduğum zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 4 tane koysam. Bunlardan da Üç tane koysam en az kaç parça gerekir diyor. Birbirlerine eşitlenmedi. Görüyor musun? Arada bir boşluk var. Olmadı. Yani birbirine dengelenmedi. Peki bunlardan iki tane koysam, bundan iki tane koysam olmuyor. Peki bundan üç tane koysam, bundan iki tane koysam yine olmuyor. Ya denk gelmiyor. Aynı eşit uzunluk olması gerekiyor. Ya, adam bize bak çizmiş böyle. Dolayısıyla diyorum ki hadi bunlar acaba kaç santimetrede birleşirler diye hesap yapıyorum. 60 santimetre birleşirler diyor. O zaman bak bundan beş tane koyuyorum. Alt, ee, 5 çarpı 12 eşittir 60 santimetre ediyor. Bundan da 1, 2, 3, 4 tane koyuyorum ve tam denk geliyor. Tam denk geliyor ve ne oluyor? Bak bu da 4 tane 15 eşittir 60 santimetre oluyor. Yani ikisi hem 12'nin hem 15'in katı. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey işte bunların eşit uzunlukta olabilmesi için AB uzunluğunun minimum 60 olduğu peki kaç parça gerekir diye sormuştu bize değil mi? Bak hemen sana göstereyim. En az kaç parça gerekir diye sormuştu. Eşit uzunlukta olabilmesi için. Bir, iki, üç, dört, beş tane mavi. Beş tane mavi. Beş çarpı on ikiden altmış santimetre oluyor. AB uzunluğu. Hop. Bir de 1, 2, 3, 4 tane de sarı. 4 tane de sarı. 4 çarpı 15'ten de yine 60 santimetre. Yani ikisinin de 12 ile 15'in ortak katı. Ekok. Buradan geliyor işte. Bu da eşittir AB uzunluğu. Bak AB uzunlukları birbirine aynı. Eşit uzunlukta. Burası A noktasıydı. Burası B noktasıydı. En az kaç parçaya gerekti? O zaman 5 mavi 4 sarıdan toplamda 9 parça Sarı ve mavi toplam olmak üzere gerekli cevabımız deniz seçeneği diye çat diye bulabiliyoruz. Ama çat diye bulunuyorsa tabii birazcık efor sarf ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Teker teker, adım adım anlamaya çalışıyoruz. Bu soruları yapabilmek için ilk başta Mesela hemen bizim Problem Bankası kitabımız vardı. Aynı zamanda işte sallıyorum burada Zoru Bankası kitabımız var. Bu soruları yapabilmek için ilk başta Ebobeko problemleri de bak burada aynı mantık var. İşte 150 santimetre aralarında boşluklar var. Bu arabaların boyları da aynı. Belli bir aşamayı geçmemiz gerekiyor. O yüzden size tavsiyem tavsiyem nedir aslında? İlk başta temel sorularla başlamak. Temel sorularla ne, ne yapacağız? İlk başta diyeceğiz ki Ebu Pekok'ta aslında bizim yapmamız gereken şey problemlerinde hani böyle bir servis, çuval sorusu. Bunları teker teker yapmak temel sorulardan sonra birazcık daha zoru bankası gibi birazcık daha ayarlı soru bankalarına yani birazcık daha zor soruların olduğu soru bankalarına geçmek daha iyi olur. İlk başta hemen coflamamak için acayip dikkat edelim. Çünkü herkesin en fazla yorulduğu noktadan bir tanesi ilk başta zorla başlıyorlar ve pes ediyorlar. İlk başta kolayla başlayacağız ve azimleneceğiz, hırslanacağız ve kendimizin yapabildiğini göreceğiz. Ardından zo sonra zora geçeceğiz. Ama dikkat edin. Şimdi geldik. O zaman bütünden eş, bütünden eş parçalar elde etmek istiyor, isteniyorsa yani parçalara bölmek isteniyorsa yani burada büyük bir parça var. Burada eş parçalar. Bu, bu, bu. Bunların hepsi eş birbirine. Bunu yapacaksak direkt tak diye ebop diyoruz. Eş parçalarla aslında büyük bir bütün oluşturulmak isteniyorsa, bir büyük bir bütün oluşturmak isteniyorsa o zaman da ekok diyeceğiz. Bunu anladık. Bunlara örnekler var. Bazı sorular böyle tak diye okunduğu zaman anlaşılıyor evap olduğu. Mesela farklı sıvıları eşitlere doldurma tak diye okunduğu zaman anlaşılıyor. Veya büyük un çuvalları vardı. Onları paketlere eş paketlere bölüştürmek vardı o da, da bölme çat diye anlaşılıyor şey oldu bu LGS sorusuydu bu arada EBOB'du. fidan dikme soruları genellikle EBOB oluyor çubuklara eş parçalara ayırma soruları yine bak ayırma bölme aralarına eşit aralıklarla bölüp fidan dikme gibi yani sayılardan daha küçük bir sayıyı arıyorsan burada EBOB tak diye kafana gelecek ama nöbet soruları otobüslerin ortak hareket saatlerinin soruları birlikte çalan zillerin soruları işte çubukları arka arkaya yerleştirerek böyle yan yana yerleştirerek büyük bir çubuk oluşturma soruları gibi sorularda ise ne diyoruz hemen tak aslında daha büyük bir sayı arıyoruz o yüzden de ekok kullanıyoruz diyoruz. Şimdi hemen birazcık sorularla bu işi anlamaya çalışalım. Sorularla gerçekten olayı bir e, anlamaya, yetiştirmeye çalışalım. Korkulduğumuzda buraya koyduk Tomuş Elan Bey'im. Korktun mu Elan Bey'im? Sen de iyi karga sesi varmış ha bravo diyorum sana. Evet harikasın. Şimdi kargalardan korunmak için genellikle tarlalara işte mısırlarımızı yemesinler, işte ürünlerimizi yemesinler diye korkuluk dikerler. Şimdi bir çiftçi kargaları korkutmak için şekildeki kenar uzunlukları verilen tarlayı kare şeklinde eş parsellere ayırmak istiyor. Her bir parselin de ortasına bir korkuluk dikmek istiyor. Yani bu büyük tarlayı bölmek istiyor. Bak eş parçalara ayırmak istiyor. Ne diyor? e, eş parçaları de ayırıp demiş. Ayırıp dediğine göre tak diye e bobu seçebilirim ben. Ekokla işim yok. Çünkü büyük bir tarlayı küçük parçalara ayırmak istiyorum. O zaman seçtim. Ebob. Neyi kullanacağım? 35 ve 42 sayılarımız var. 35 ve 42'yi ikinci adımda ne yapıyorum? Ama bak bunların metrelerinde buraya yazıyorum. İkiye böldüm. 21, 35. 2'ye bölünmez artık 3'e böldüm 7 kaç çıktı 35 e, aynen kaldı bölünmez devam ediyorum 5'e böldüm 7 ve 7 aynen kaldı e, ve en sonunda 7'ye bölüyorum 1 ve 1. Şimdi bunu bulduktan sonra diyorum ki bak bu ikisini de aynı anda böldü EBOB'unu bulmam gerekiyordu o zaman biz aslında EBOB EBOB hop açtım parantezi. 35,42'yi 7 ama ne metre buldum. Şimdi kaç korkula ihtiyacı vardır? 7 metre. Böyle bir şey söylemiyorum. O zaman cevabımız bir kere 7 değil. Kaç korkula ihtiyacı olduğunu bulacağız. Şimdi 7 metre aslında bunları bölmemiz gereken eşit uzunluklar. Yani 42'yi 42 7 parçaya bölüyorum ve kaç tane parça çıkıyor? 6 parça buradan geliyor. Ha. Ve 35'i de kaç yediye böleceğim yine aynı şekilde beş parça da buradan geliyor. O zaman diyorum ki ya burada bir iki üç dört beş altı bak bir iki üç dört beş altı altı tane parça çıkması bunu bir tane fazla çizmişim burada bir iki üç dört bak bir iki üç dört beş parça da burada çıktı. Şimdi dolayısıyla altı kere beşten altı kere beşten otuz tane parça çıkacağını söyleyeyim. 30 tane kare, kare parsel çıkacağını söyleyebilirim. 30 tane kare parsele de kaç tane korkula ihtiyacınız vardır? Her parselde bir tane korkuluk varsa cevabımızın 30 olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de korkulu bir soru. Ama ne yaptık? İlk başta bunları ayırdık. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıktı. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 tane çıktı. Burada o zaman 6 tane, 5 tane parçadan toplam 30 parça etti. Bu 30 parçanın her birisinin ortasına korkuluk diktik. Dolayısıyla 30 tane de korkuluğa ihtiyacımız var diyoruz. Şimdi geldik bir sportif sorumuz var. Bu da çok çıkan tarz bir soru. Bakalım dairesel pistte koşu yapan Tankut ile Tonguç pistin çevresinde sırasıyla 30 saniye ve 25 saniye içinde koşmaktadırlar sporcular. En az kaç dakika dikkat ederim saniye ve dakikayı dikkat ederim bu sorularda. Sonra başladıkları noktada tekrar yan yana gelirler demiş. Şimdi diyeceğiz ki ilk başta EBOB mu ekok mu? Özellikle zaman sorularında ve bir araya gelme sorunu yani yetişme sorularında yetişme süre sorularında genellikle yani yüzde doksan ekoktur arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bu soruları gördüğünüz zaman tak diye ekok deme, diyebilme lüksüm var aslında. Çünkü yüzde doksan aslında ekoktur zaman soruyor. Çünkü zamanı bölmek yerine zamanı bölemeyiz ama zamanı katlayabiliriz. Mesela bunun ve bunun ortak katını bulup kaç dakika sonra kaç saniye sonra bir araya geleceklerini bulabiliriz. Ama bölemeyiz zaman. Yani o birazcık çok dünyanın zor sorularında falan çıkar. O zaman geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Ekok yapıyoruz. İkiye böldük. 15, 25. İkiye, bö ikiye bölemeyiz. Artık üçe böldük. 5, 25. Ee, aynı zamanda e, ee, böldük 1, 5 5'e böldük bir. Şimdi e, hangisi böldüğünü bilmemiz gerekiyor. Çünkü EBOB yapmıyoruz, ekok yapıyoruz. O zaman hemen yazıyorum. Ekok. Nerenin ekokunu aldım? 25 ile 30'un ekokunu aldım. E, 2 çarpı 3 6. 6 kere 5 30. 30 kere 5 150. Ama ne birimi? Saniye. Çünkü bu da saniyeydi, bu da saniyeydi. Şimdi bunları yazdım. Şimdi diyorum ki 150 saniye nedir? 150 saniye aslında bu arkadaşların Bak 30 bunun 25'te bunun e, çevresini koşma zamanıydı. Bu arkadaşların tekrar yan yana geldikleri zaman çünkü ikisi de farklı hızlarda koşuyorlarmış. Ama 150 saniyede bunlar yerli birleşirler. Yani bu mesela 30 saniyede koşsun. bu 30 saniye, bu 30 saniye, 30 saniye olsun. 30 saniye olsun sallıyorum. Bunlar bu da e, 25 saniye, 25 saniye, 25 saniye. Buraya yazan sayılara bakmıyorum. 25 saniye. İşte bunların aynı anda tekrar bir araya gelmeleri, aynı bu çubukların birleşmesi gibi 150. saniyede oluyor. He. 150. saniyede tekrar yan yana gelirler bunlar. Peki birinci defa birinci defa 150. saniyede yan yana gelirler. 150 saniye kaç dakika? hemen 60'a bölüyorum. İki buçuk çıkıyor. İki buçuk dakika sonra tekrar yan yana gelirler diyebilirim. Ama adam şunu sorabilir. Birazcık challenge yapalım hadi senle beraber Tonguş şey İkinci defa bir araya ne zaman gelirler peki sence? Beş dakika sonra hocam. Harikasın. Vay be. Beş dakika sonra nasıl yaptık? İki buçuk dakikanın katını aldık aslında. İki buçuk dakikanın ikinci iki katını aldık. Süpersin. İşte bu kadar. Yani beş dakikayı bak iki buçuk yani şöyle düşünelim. 150 saniyede bir araya gelirler. 150. saniyede ilk defa. 300. saniyede bunun iki katında ikinci defa. 450. saniyede bunun üç katında üçüncü defa bir araya gelirler. Bu iki buçuk dakika ise bu iki buçuk dakika ise 150 saniye. 300. saniye 5 dakikadır. E, 450. saniye 7 buçukuncu dakikadır. İşte ne zaman birinci defa, ikinci defa, üçüncü defa yan yana geldiklerinde hesaplama şansımız var. Ha, tabii bu tarz sorular birazcık da ki bir sonraki basamaktaki sorular. Şimdi 2023 model bir sorumuz var. Bir okulda 8. sınıftaki öğrenci sayısı 108'miş. 7. sınıftaki öğrenci sayısı ee, 198 hocam. Harikasın. Okul müdürü bu öğrencileri farklı sınıfları birbirine karıştırmadan her şubede eşit sayıda bu arada D birleşik yazmalı. Her şubede eşit sayıda öğrenci olacak şekilde şubeleri ayırmak istiyormuş. Yani sınıfların ele, şeylerin öğrenci sayılarının aynı olması istiyor. Buna göre müdürün okulda bu şubeler için en az kaç sınıf ayırması gerekir demiş. Şimdi bir kere evopmekok bu bunlar bütün e, 8. sınıflar toplamda 108 kişiymiş. 7. sınıflar da toplamda 198 kişiymiş. Bunlar bütün insanlar. Bunları şöyle 8A, 8B 8C böyle böyle şu ve 7A, 7B işte bunların eşit sayıda olmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bir kere bölmek istiyoruz. O zaman ne yapacağız? EBOB yapmamız lazım. Harikasın. O zaman ilk metodumuzu anladık. EBOB yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım seninle beraber yapalım. 108 ve 198'in EBOB'unu buluyoruz. İlk yapacağımız şey anladık. İkinci turda hemen bunların EBOB'larını bulalım. İkiye böldüm. 54, 99. 2'ye böldüm. 27 burada da ikisini de böldü bu. 2 bölüm 27 99 bölünmez. Eee 2'ye bölüm artık 3'e böldüm. 9 10 eee pardon 33 diyorum. Eee sonrasında bu da ikisinde böldü. Sonra bir de 3'e böldüm. 3 11 bu da ikisini de böldü. Sonra tekrar üçe böldüm. 3 pardon 1. Sonrasında 11 kaldı. 11'de 11 de 11'e böldüm çünkü asal bir sayıdır. Dolayısıyla EBOB'larını bulmuş oldum. EBOB hemen yazıyorum. EBOB. 108,198 bak ilk gördüğünüz zaman bu sayıları tabi biraz korkutucu gözüküyor ama yapınca çözülüyor merak etme hani çok da büyük bir sayı çıkmadı 2 çarpı 3 çarpı 3 2 çarpı 3 çarpı 3 yani 6 kere 3 18 nedir ama dikkat ederim 18 ...öğrenci. Çünkü bunlar da... ...öğrenciydi. Bize ne soruyordu? Kaç sınıf? Cevabımız 18 mi? Ee, hayır hocam. Tebrik ediyorum. Hayır değil. Neden? Çünkü... ...sınıf sormuştu bize. Biz 18 öğrenci bulduk. Çünkü bunlar öğrenciydi aslında. Yani birimler bizim için acayip değerli. Şimdi 18 öğrenci... ...nedir bu peki? Her bir sınıfta olması gereken... ...öğrenci. Buna 18 öğrenci. Buna 18 öğrenci. Buna 18 öğrenci. Bunu 18. O zaman... ...108 kişide... ...kaç tane sınıf çıkar dersek... 6 kereden 6 sınıf buradan gelir. 198 kişilik 7. sınıflardan 18'er kişilik sınıflar uydurmak istersek de burada da 11 tane sınıf geliyor. Toplam kaç sınıf gelir demişti? 17 tane sınıf gelir diyoruz. Hem 8. sınıflar hem 7. sınıflarda toplamda 17 tane sınıf olur. Yani 8A olur, 8B olur, 8C, 8D, 8E, 8F. Burada 6 tane sınıf çıktı. 7'de de 7A, 7B, 7C, 7D böyle 11 tane şube olacak diyoruz. Evet geldik. Abdulrezzak Boğazlı Kazak. Tebrik ediyorum seni. Evet geldik Abdurrezzak Bey. Boğazlı Kazak. E lan ne diyorsun Allah Allah. Şimdi Abdurrezzak Bey kenar uzunlukları 150 metre ve 135 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının etrafına köşeleri de dikilmek şartı bir dikme sorusu bak. Eş aralıklarla fidanlar dikecekmiş. Tamam. Ha, tamam. tamam. Abdurrezak Bey'in en az kaç tane fidana ihtiyacı vardır demiş bize. Şimdi bir kere 150 metre ve 135 metre dikdörtgen şeklinde ve eş aralıklarla fidan dikmek istiyoruz. O zaman diyorum ki bunu aslında eş aralıklara bölmem gerekiyor benim. O zaman ben burada aslında küçük bir, bir uzunluk bulmalıyım. O yüzden ebop yapıyorum diyorum. Birbirini katlamıyorum. Yani bu sayılardan daha büyük bir sayı bulmak istemiyorum ben. Daha küçük bir sayı bulmak istiyorum. Eş aralıklarla fidan dikeceğim çünkü. O zaman diyorum ki 150 ile 135. Of ne uzun sürecek gibi gözüküyor. Halbuki değil merak etme. 2'ye bölüyorum eboptan gidiyorum. 75, 135, 2'ye ikiye bölünmez. 2'ye i̇kiye bölemem ikiye artık. 3'e bölüyorum. 25, 45. E, bu ikisini de böldü yuvarlak için aldım. 3'e böldüm. 15, 25. Ee, bu ikisini bölmede devam ediyorum. 3'e böldüm. 5, 25. 5'e böldüm. 1, 5, 5. 5'e bu ikisini böldü. 5'e böldüm 1. Şimdi EBOB'ları neymiş o zaman? Bu ikisinin çarpımı fazla uzatmayalım. 15 nedir? Dikkat edelim. Metredir. Çünkü bunlar metre olduğu için sonuçta metredir. En az kaç fidana ihtiyacı var? 15. Haydi 15 metre bu ya fidan değil bu. Bu fidan sayısı değil. Burada adam bize fidan sayısını sormuştu. 15 metre diyemeyiz cevap olarak. O zaman diyeceğim ki, o zaman 15 metre nedir ki? 15 metre zaten bulmak istediğimiz eş aralıklardır. Bak eşin yazında yazan şeyi biz arıyorduk aslında seninle beraber. Daha dur. 15 metre, o zaman 150 metre, 135 metre burası, 150 metre burası 135 metre. Bu dikdörtgenin çevresi ne kadardı? Bu tarz sorularda çevre hesabı yapman gerekiyor. Çevresiniz ne kadardır? E, 150 ile uzun kenarla kısa kenarı toplarsın. Bir de 2 ile çarparsın. Çünkü burada da 150 var, burada da 150 var. Burada 135 var, burada 135 var. Dolayısıyla ikisini topluyorum. 275 çarpı 2'den 550 metre çevresi çıktı. Ha yani şimdi 550 metre çıktıktan sonra çevresi ve köşelere dikecek falan filan zaten o zaman bu da kapsıyor. 550'yi de Neye bölmemiz gerekiyor? 11'e pardon 15 metreye bölmemiz gerekiyor. Ne yaptık? İkisini topladık. 285 ediyormuş. Ben bu işlem hatası yapmışım bu arada. 285. 285'i e 60, 70, 570 ediyor bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Bir işlem hatası yapmışım. Hiç sorun değil. E, 270, 500 40 eder 570. O zaman 570'i de 15'e bölmem gerekiyor diyoruz. Hemen 570'i 15'e böldüğümüz zaman da evet 38'miş cevabı. Heh. 38 tane fidan'a ihtiyacımız var diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız da ne diyoruz? eş aralıklarla fidanlar dikecek. Tarlasının etrafında köşelere de dikilmek şartıyla eş aralıklarla fidanlar dikeceğine göre bizim ne yapmamız gerekiyor? 38 tane fidana ihtiyacımız var diyebiliriz. Evet yepyeni bir sorumuza geldik. Bu da takoz soru. Marangoz Yaşar elindeki farklı uzunluktaki iki kerestenin toplamını eş uzunluktaki parçaları ayırıp merdiven basamağı yapmak istiyor demiş. Tamam. Marangoz istediği parçaları elde etmek için en az kaç kesim yapmalıdır? Bu kesim soruları son senelerde inanılmaz popüler. Özellikle LGS tarzı sorularda bunlar karşımda çok geliyor. Şimdi sana bir şey göstermek istiyorum. Bunu, bu, hatta şöyle diyorum. Şu parçayı iki parçaya ayırmak istiyorsun. Kaç tane kesim yapmalısın? Bak bu sarıyı iki parça ayırmak istiyorsan kaç defa kesmelisin evladım benim? İki defa hocam. Hayır bak iki defa kesmeyeceğim. Bak ne yapıyorum? Hop 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 Bir defa kestim bak ta, sana iki parça oldu. Yani buradan bir defa kesersem iki parça oldu. Ben bunu iki parça ayırmak istiyorsam bir defa kesiyorum. Peki bir soru daha. Bunu ...ben üç parçaya ayırmak istiyorsam... ...kaç defa kesmeliyim? Ee, i̇ki defa hocam. Harikasın, işte bu kadar. Bir buradan keseceğim, bir buradan keseceğim... ...o zaman ne oldu? Sağdaki, soldaki, ortadaki. Toplam üç parça oldu. Ama iki defa kesim yaptım gördüğün gibi. İki kesersem üç parça olur. Bir kesersem iki parça olur. Yani hep bir fazlası oluyor. Eğer beş defa kesersem altı parça oluyor. Bu çok önemli, sınavda hep bunlar soruluyor. Şimdi... İstediği parçayı elde etmek için en az kaç kesim yapmalı demiş. Bir kere bunları parçalara ayırmak istiyoruz. O zaman EBOB. Bir kere geçtik bunu. EBOB yapmamız gerekiyor. 80 ile 72'yi parçalara böleceğim çünkü ben. 2'ye böldüm. 40, 36, 2'ye böldüm. 20, bunu yuvarlak içine aldım. Bunu da yuvarlak içine aldım. 18, 2'ye böldüm. 10, 9, bunu da yuvarlak içine aldım. 2'ye böldüm. E, 5, e, 9 aynen kaldı. 3'e e böldüm. 3... 5, 3'e böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1. Şimdi bunlar aslında eboblar. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2, 8 ama ne yapıyoruz? Bunlar santimetre olduğu için bu da santimetre diyor. En az kaç kesim yapmalıyız? 8. Hayır 8 santimetre yahu 8 kesim değil ki, kesim sayısı değil ki. O zaman diyorum ki 8 santimetre nedir? Buradaki parçalardan bir tanesi yani bu 8 santimetre olacak. Bu sekiz santimetre olacak. Hep böyle bir sürü parça oluşuyor. Burada kaç tane parça oluşur? Seksen bölü sekizden. Burada on parça lazım. On parça çıkar. Burada da yetmiş iki bölü sekizden dokuz parça çıkacak. Ama bizden ne istiyor? Kesim istiyor. Ben on parçaya bölmek için kaç defa kesmeliyim Tonguş Evliya Hanım? Dokuz Benim... kesim hocam. Harikasın. Bir azı. Dokuz parça bölmek için sekiz kesim yapmalıyım. Toplamda o zaman... 17 kesim yapmalıyım diyebilirim. Bravo diyorum sana. İşte sorular, kesim soruları bu şekilde yapılıyor. Evet geldik Selma ayrıt uzunlukları sırasıyla 15 ve 9 olan küp şeklinde kutularla yandaki gibi eşit uzunlukta kuleler yapmak istiyor demiş. Heh, bunları üst üste koyacakmış. Bunun bir tanesinin 15 santimetre bunun bir tanesinin 9 santimetre yükseklikte olduğunu söylemiş bize. Tamam zaten bunlar küp şeklindeymiş dolayısıyla bütün ayrıtları aynı. Şimdi bunları üste koyarak kule yapmak istiyoruz. Ve diyor ki kulelerin her birinin boyu bir metreden fazla olduğuna göre ama ve eşit uzunlukta kuleler. Yani öyle bir şey koyacak ki bunların da bunun da yükseklikleri aynı olacak. O zaman buna böyle koyuyorum. Mesela şöyle koydum diyelim. Ve buna da böyle koydum diyelim. Eş uzunlukta olması gerekiyor. Eş yükseklikte olması gerekiyor. Yani bu kuleler aynı yüksekte gelecekmiş. Tamam. Bir metreden fazla ol. Bu çok önemli. İşte bu tarz sorulara biz yani şu bir metreden fazla bilgisini verdiyse biz buna öncüllü soru diyoruz. Yani ön koşul, öncül, ön koşul var bu soruda. Öyle basit bir soru değil bu. Bu sorular genellikle, genellikle zaten LGS'de bu tarz sorular çıkıyor. Şimdi ilk başta ebob Mekok mu? Bir kere ben bunları bölmüyorum bu küçük parçaları. Bu küçük parçaları birleşerek büyük bir yükseklik oluşturmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunların katını alıyorum. O zaman ekok, ebob değil. Hemen ekokunu yapmaya çalışalım. 15 ile, 15 ile 9'un ekokunu alıyorum. 2'ye bölemiyorum pardon. 3'e böldüm. 3 5. ekok yaptığım için ortak bölenler bizim için ihtiyacımız yok. 3'e böldüm. 1 5. 5'e böldüm 1. Şimdi bunları hepsi çarp. 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. Ama nedir dikkat edelim? Bunlar santimetre olduğu için bu da santimetre. 45 santimetre nedir? 45 santimetre kaç tane turuncu kutu kullanım? 45 kutu. Hayır bir şey yok. 45 santimetre. Nedir bu? İşte bunun yüksekliğidir. Yani kulenin yüksekliği budur. Ama ne demiş bize Tonguç evladım benim? Koşul vermiş. Ne demiş? bir metreden fazla bir metre ne ki ya bir metre 100 santimetredir bunu bir yazalım bakalım çünkü genellikle birim karmaşası sınavda da karşımıza geliyor birimleri iyi bilmemiz gerekiyor 100 santimetreden fazlaymış ya bu o zaman 45 santimetre olamaz ki kulemiz 45 santimetre olamaz çünkü 100 santimetreden fazla diyor bize o zaman diyorum ki 45'in katlarını alalım 45 olmaz ama 45 15'e 9'un katı onun da katları olabilir 45'i 2 ile çarpalım. 90 santimetre olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü yüzden fazla. 45'i 3 ile çarpalım. 135 santimetre olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 100 santimetreden fazla. 45 çarpı 4 de olabilirdi. Ama bize en azı sorduğuna göre... Mesela 45 çarpı 4 180 eder. 180 santimetre olabilir. 450 santimetre olabilir 45'in katı. Ama en az demiş biz o zaman yüzden fazla en az 135. İşte 135 santimetrelik bir kule yapmamızı bekliyor bizden. Ama 135 santimetrelik kulenin içinde de kaç tane turuncu vardır diye soruyor. Her bir turuncu kaç santimetreydi? 9 santimetreydi. 135'i 9'a bölersem o zaman 15 tane turuncu kutu gerekir diyebilirim. Veya 135'i 15'e böldüğüm zaman da 9 tane mor kutu vardır diyebilirim. Dolayısıyla her şeyi bulabilirim. Yeter ki bu koşula dikkat edelim diyoruz ve 45'i de katlayalım diyoruz. Bu katlamalı ve ön koşullu sorular bütün e, test kitaplarımızda var ve aynı zamanda mutlaka ödevlerinizi yapın diyorum. Ödevlerinizi buradan okuyabilirsiniz. Hangisi olduğunu teker teker programı da aşağıya koyuyoruz zaten. Lütfen ama lütfen ödevlerinizi yapın. Bu konu çok değerli. Bu konuda mutlaka pratik yapmak gerekiyor. Matematik soru çözerek pekişecek bir ders. Dolayısıyla ödevlerinizi yapmayı sakın ihmal etmeyin diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.